9. soru arkadaşlar kan yukarıdaki şekilde verilen karelerin içindeki sayılar taban kareler tabanın ee, daha sonra çemberlerin içindeki sayılar üst olmak üzere eşleştirilen sayılar birer üst ifade oluşturmaktaymış bunlar da üstmüş arkadaşlar Taba, yani taban ve üstlerimizi söylemiş karelerin sıralaması aynı kalmak üzere çemberlerin içindeki sayıları soldan sağa doğru Aşağıdakilerden hangisindeki gibi yerleştirirsek 4 üst ifadenin toplamı en küçük değerini alır. Arkadaşlar şimdi bu soruda e, A'yı, B'yi, C'yi, D'yi teker teker deneyip toplamak inanılmaz büyük bir zaman alır. Örneğin yani A, mesela şu A şıkkını bir denemek istedin diyelim. Eksi 1'in 3. kuvveti olacak. Pardon eksi 3. kuvvet olacak. Daha sonra eksi 2'nin eksi 1. kuvveti olacak. Artı daha sonra eksi 3'ün ikinci kuvveti olacak. Artı eksi 4'ün dördün de dördüncü kuvveti gelecek. Ve bunu dört şık içinde çözmen gerekecek. Daha bunları bulacaksın. Paydaları işleyip toplayacaksın falan zorlaşacak. Şimdi en küçük değerini istediği için arkadaşlar şu şekilde hareket ediyoruz. Bakın en büyük tabanın üstüne en büyük kuvveti koyuyoruz. Daha sonra bir sonrakine bir büyüğünü bir sonrakine bir büyüğünü bir sonrakine de bir büyüğünü koyuyoruz. Yani şunu demek istiyoruz arkadaşlar. En küçük tabanın üstüne en küçük kuvveti koyduk. Bakın burada eksi 4 vardı. Eksi 4'ün eksi 3. kuvveti olacak. Daha sonra burada eksi 3 vardı. Eksi 3'ün eksi 1. kuvveti. Daha sonra burada eksi 2 vardı ben 2. kuvvetini. Son olarak da eksi 1 vardı. Arkadaşlar buraya da dördüncü kuvvetini koyduk. Yani küçüğe küçük büyüğe büyük koyduğumuzda bu toplam en küçük olacaktır arkadaşlar. Bunu düşündüğünüzde doğru sonucun C olduğunu göreceksiniz. Bu aklımıza gelmedi derseniz de teker teker üstü ifadelerin sonuçlarını bulup toplayıp en küçük şık işaretleyeceksiniz arkadaşlar. Sorunun doğru seçeneği C olduğu sebepten dolayı.